Hayatımızın herhangi bir anında kıskançlık hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Hatta bazen kıskançlık dürtümüz o kadar belirginleşir ki ifadelerimizle bunu fark ettiririz. İşte bu kıskançlık duygusunun ortaya çıktığı anlarda şansımıza bu videoyu hazırlayabilmemiz için ortalıkta bir kamera varmış. İşte karşınızda insanların kıskançlık anlarında çekilmiş 10 fotoğraf. Gündem elbisesi. Kıskançlık yüzyıllardır süregelen bir davranıştır. Ve bu gördüğünüz fotoğraf tam bir klasiktir. Bu fotoğrafı büyük ihtimalle internette dolaşırken görmüşsünüzdür. Solda gördüğünüz kadın Sophia Loren, sağdaki ise Jane Mansfield'dır. Loren'in onuruna verilen bir akşam yemeğinde Mansfield asıl ilginin kendisinin üzerinde olmasını istiyordu. Kameranın kadrajına doğru eğildiğinde bir göğsünün ortaya çıkmasından dolayı gardırobundaki kıyafetlerin çok da sağlam olmadığını ortaya koydu. Fakat Loren mimikleriyle son gülünün kendisi olduğunu insanlara gösterdi. İster kıskançlık deyin, ister rahatsızlık. Fakat bu resim tam bir efsane. Yansıma. Kilo sorunlarıyla uğraşmak hiçbir zaman eğlenceli olmamıştır. Bunun ne kadar zor olduğunu gördüğünüz fotoğrafta sağdaki kızdan anlayabiliyorsunuz. Kıza baktığınızda oldukça eğlenen bu kız grubuna katılmak istediğini görebilirsiniz. Fakat grupla pek alakalı olacağını düşünmediği için izlemeyi tercih etmiş gibi duruyor. Böyle bir durumda bu kızı kıskanarak baktığı için suçlayamazsınız herhalde. Zıplayan balonlar. İnsanların yolda yürüdüğü esnada çekilmiş bu fotoğrafta muhteşem bir zamanlamanın olduğu aşikar. Beyaz bluzlu kadın yoldan geçerken diğer kadınların gözlerindeki parlamayı fotoğrafa baktığınızda fark edebilirsiniz. Belki vücut yapısını, belki de ne düşündüğünüz umurumda değil tavrını takınmasından dolayı bu kadını kıskanmış olabilirler. Ama ortada bir kıskançlık olduğu belli. Köpek oyuncağı. Köpeği olan erkeklerin daha fazla dikkat çekici olduğuna dair bir inanış vardır. Çünkü tatlı bir köpeğe kim karşı koyabilir değil mi? Sadece bununla da kalmıyor. Tatlı bir canlıyla ilgilenen bir adamın çekici olması gayet doğal. Bu fotoğrafta köpeği tutan adamın çevresinin kadınlarla kaplı olduğunu ve arka plandaki adamın da nasıl kıskanç olduğunu görebiliyorsunuz. Çöplükteki çöp. Belki dış görünüş, belki de stil. Fakat ne olursa olsun bu fotoğrafta arkadaki kızın olumlu düşüncelere sahip olmadığını düşünebilirsiniz. Belki de kadının giydiği pantolonu istemiştir. Kim bilir. Ama ortada bir kıskançlık var. Lükse bak. Nişan yüzüğüne sahip olmak bir kadının hayatta başına gelebilecek en heyecan verici şeylerden biridir. Nişanlanmanın en eğlenceli yanlarından birisi de kadının sahip olduğu yüzüğü çevresine göstermesidir. Nişan yüzüğüyle beraber gelen en büyük şey çevrenizdeki kişilerin kıskançlıklarıdır. Tabii bu bir genelleme. Fakat yine de meydana gelebiliyor. Bu fotoğrafta tam anlatmak istediğimiz olay kaydedilmiş. İşte kıskançlığı görüyorsunuz. Aç olan var mı? Hiç bir anda sizde yeme isteği uyandıracak kadar lezzetli bir şey gördünüz mü? Bu durumdan daha kötü bir şey varsa o da o gördüğünüz lezzetli şeyi yiyen birini görmektir. Adeta bir aslanın avını başkasının yediğini izlermişçesine bakan bu kadını görüyorsunuz. Konu lezzetli bir yemeğin tüketilmesine geldiğinde gördüğümüz bu kadın kıskançlığın tüm seviyelerini yaşıyor gibi görünüyor. Elbette yargılamıyoruz. Bizim de başımıza illaki gelmiştir. Sonsuza dek yalnız. Başımıza gelmiş şeylerden bahsedecek olursak bunlardan birisi de çiftlerin arasında yalnız olmaktır. Bu fotoğrafta solda gördüğümüz zavallı çocuk kıskançlığını saklamaya bile tenezzül etmiyor. Dondurma buzdan iyidir. Eğer birisi size meyveli buzun dondurmadan daha lezzetli olduğunu söylerse onlara bu fotoğrafı gösterin. Açıkça gördüğünüz üzere fotoğraftaki soldaki zavallı çocuk kızın elindeki dondurmayı istiyor. Bu resimde gördüğümüz kıskançlık oldukça güçlü. Kazanan. Bir şeyi başarmaya ramak kalmışken başarı elinizden kaysa, üzüntü, acı ve pişmanlık gibi duygular hissetmeniz gayet doğal olacaktır. Daha da normal olan şey ise başarmış olan kişiyi kıskanmanızdır. Andy Murray, Galip Novak Djokovic'i ödülüyle mutlu bir şekilde izlerken adeta suratından kıskançlık fışkırıyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Duygu ve düşünceleriniz bizler için çok önemli. Başınıza gelen kıskançlık hikayelerini aşağıdan yorum olarak bize bildirebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.